hazır kandil simitlerini aratmayacak ve hatta içinde kullandığımız tereyağı ve zeytinyağıyla çok daha lezzetli, mis gibi mahlep kokan, ağızda dağılan, kıyır kıyır bir kandil simidi. Aynısını sen de yapabilirsin. Merhaba, ben Ayşenur Altan. Hamur yoğuracağım kaba. Oda ısısındaki tereyağını, yumurtayı, 2 yemek kaşığı kadar sirke, kıtırlık verecek, zeytinyağı, yoğurt, su ve 3 bardak kadar un koyuyorum. Unun üzerine kabartma tozunu ve bolca taze çekilmiş mahlep ve tuzunu ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Mahlebi her zaman taze taze alıp kullanmanızı öneririm. Bu yüzden çok kullanılmadığı için az alırsanız daha da isabet etmiş olursunuz. Hamuruma azar azar un ilave edip şekil alabilen güzel bir kıvam alana kadar hamurumu yoğuruyorum. Tüm malzeme ölçülerine ve yazılı tarifi videonun altındaki linklere tıklayarak veya kekevi.com'da adımla tarifi aratarak Google'dan da ulaşabilirsiniz. Kasemde bir tane yumurta akı var. Bunun içine bir miktar pekmez ilave edip çatalla çırpıyorum ve kandil simitlerimi bu karışıma bulayacağım. Hamurumdan limondan küçük bir parça alıp önce uzun bir çubuk haline getiriyorum ve sonra uçlarını üst üste binecek şekilde ikiye katlayıp gördüğünüz gibi tezgahtan yardım alarak tekrar bastırarak uçlarının birleşmesini sağlıyorum. Ve bunu bolca pekmez yumurta akı karışımına bulayıp isterseniz tepside üzerine susamı ekleyebilirsiniz. Yok ben bol susamlı olsun istiyorum derseniz de hepsi zevkinize kalmış. Kasenin içindeki susamı bulayarak da bu şekilde yapıp tepsiye yerleştirebilirsiniz. Çörek otlu da ayrıca çok güzel oluyor. Bunun için de yine buladıktan sonra tepside üzerine çörek otu serpiyorum. Ve işte bu kadar. Tüm kandil simitlerimize şekil verdikten sonra 180 derece yaklaşık ısıtılmış fanlı fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Bu tarif gerçekten çok gevrek ve lezzetliydi. Uzun sürede dayanıyor. Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve denerseniz de yorumlarınızı ve Facebook'tan da fotoğraflarınızı bekliyorum. Adı kandil simidi olmuş ama bence her zaman yenebilecek ve sevdiklerinizle, komşularınızla paylaşabileceğiniz harika bir lezzet. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma hala abone olmadıysanız yeni tarifleri takip edebilmek için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.